السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلم جلدوس. حي الله وزر له الجمال ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته اتقوا الله واطيعوه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إماما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم hayrukum li ehlihi ve ene hayrukum li ehli. Sadaka Resulullah fi ma kal ev Muhterem Müslümanlar, mümin ve mümine kardeşlerim, sevgili dostlar. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Hira mağarasında ilk vahiy gelmiş, Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başlamıştı. İlahi buyruğun ağırlığıyla yüreği titreyerek evine dönmüş, can yoldaşı Hazreti Hatice validemize beni örtün demişti. Eşine sırdaşına sığınmış, ondan destek almıştı. Hazreti Hatice validemiz güven veren ve teskiden, teskin eden haliyle, Peygamberimize o gün şunları söylemişti. Korkma, gerek yok. Evet, korkmana gerek yok. Çünkü sen her zaman doğruyu söyler, Akrabanı gözetirsin. Muhtaçlara yardım eder, Misafire ikramda bulunursun. Allah Celle Celaluhu, hiçbir zaman seni ona utandırıp üzmez. Evet sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, aile güvendir, dayanaktır, sığınaktır, tüm varlığıyla, iyilikle yardımlaşmak, el birliğiyle kötülüğe engel olmaktır. Hazreti Hatice validemizin sevgisini ve desteğini asla unutmayan Peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz vefatından yıllar sonra bile onu hasretle anmıştır. Zira aile vefa'dır. Sadakattır. Eşleri birbirine güven ve sadakatla bağlayan en kıymetli bağdır aile fertleri hayatın zorluklarını aşmak ve güzelliklerini paylaşmak üzere birbirlerinin yanında olurlar. İffet, izzet ve merhametlerini muhafaza ederler. İşte ailedeki bu sadakat dünyada şeref, ahirette ise kurtuluştur. Kıymetli Müslümanlar, mümin ve mümine kardeşlerim, sevgili dostlar. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin ailesinde istişare hakimdi. Peygamberimiz aile fertlerinin fikirlerine değer verir, aile içinde yaşanan sorunların sabır ve ferasetle çözülmesini sağlardı. Çünkü istişare şiddete başvurmadan aklı selim ile sıkıntıları aşmayı sağlar. Eşlerin ve çocukların ortak aklı sayesinde hata yapılmasını engeller. Ailede hakların ve sorumlulukların dengeli biçimde dağıtılmasını sağlar. Çünkü erkekler ailede adaleti öğütleyen Allah Resulü'nün ifadesiyle sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Kırmızı Rada 11 bir önceki Hira mağarasından geldikten sonraki olan hadiseyi anlatan hadiste Buhari Bedül Vahiy 3 Müslim İmam bölümünde 252 hadis arzu edenler, isteyenler bunları bulur, oradan tafsilatlı daha öğrenebilirler. Muhterem Müslümanlar, sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, ailede şefkat ve merhametin varlığı Rabbimizin Rahman isminin tecellisidir. Merhamet sadece acıma hissi değildir. muhatabımıza değer vermek ve ona değer vererek onu anlama çabasıdır. Merhamet aile fertlerine ihsanla, infakla, iyilikle, güzellikle ve şefkatle davranmaktır. Peygamber Efendimizin ailesinde vazgeçilmez olan değerlerden biri de şefkatti. Rahmet elçisi sallallahu teala aleyhi ve sellem ailesine karşı son derece müşfik davranırdı. Şefkatli davranırdı. Ailede kimsenin gönlünü kırmaz. Kaba ve incitici konuşmaz. Bağırıp çağırmaz. Ağzından kötü söz çıkmazdı eli asla şiddete kalkmaz, kadının ve çocuğun hırpalanmasına kesinlikle izin vermezdi. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en iyi olanınızım. Kırmızı Menakip 63'te geçen bir hadis bu da sevgili dostlar. Aziz Müslümanlar, mümin ve mümine kardeşlerim, sevgili dostlar. Resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin ailesi sevgi doluydu. Hane-i saadetin her ferdi yüreğinde derin bir muhabbet ve ülfet hissederdi. Peygamberimiz eşlerine, çocuklarına ve torunlarına sevgi sunmaktan çekinmezdi. Onları takdir eder, mesela sevgili kızı Hazreti Fatıma geldiğinde ayağa kalkarak kendi yerini kızına verir. Evet. Çok önemli bu. Dikkat buyurun. Onları takdir eder. Çocuklarını, torunlarını takdir eder. Ki bunlardan kızı Hazreti Fatıma validemiz geldiğinde bizzat kendisi ayağa kalkar ve kendi yerini ona verirdi. Kendi yerini oturttururdu onu. Ayakta karşılıyor kızını, kızı geldiği zaman. Her akşam hane halkını toplayıp onlarla sohbet ederdi sevgili peygamberimiz. Hayatın yükünü bizimle birlikte taşıyan en yakınlarımız sevgimizi duymayı en çok hak edenlerdir. Güler yüzümüz, gönül alıcı bir çift sözümüz ailede sevgiyi çoğaltır. Bu yüzden peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi ve şefkat göstermeyen bizden değildir. Tirmizi 1.15. Evet. Çok önemli. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi ve şefkat göstermeyen bizden değildir buyurmuşlardır. Bu müminler. Sevgili dostlar, Mümin ve mümine kardeşlerim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize hitaben şöyle buyurur. De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." Ali İmran suresi 3'e 3. E, sıradaki sure ve ayet 31. Tekrar edecek olar, olursak sevgili dostlar önemine binaen de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Evet sevgili peygamberimize Cenab-ı Hak Celle Celaluhu böyle hitap ediyor. Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Evet sevgili dostlar, bir mümin için Allah Resulünü sevmenin anlamı onun yolundan gitmek, yani onun hayat tarzını benimsemektir. Mutlu bir aile yuvası içinde onun örnekliğine ve yaşattığı ahlaki değerlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır bugün. Peygamberimizden öğrendiğimize göre bir aile sevgi ve güvenle kurulur. Evet. Bir aile sevgi ve güvenle kurulur. Adalet ve merhametle korunur. Evet. Bir aile sevgi ve güvenle kurulur, adalet ve merhametle de korunur, devam ettirilir. Adalet ve merhamet. Evet, bir aile sevgi ve güvenle kurulur adalet ve merhametle korunur. Ailesinde huzur isteyen müminler. Evet. Ailesinde huzur isteyen müminler olarak duamız şudur. Ailesinde huzur ve güven isteyen, mutluluk isteyen müminler olarak duamız şudur. Rabbimiz Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Amin. Furkan suresi 25'e yani 25. sure ve 74. ayet. Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bizi bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara örnek eyle. Amin. Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara örnek eyle. Amin. Ela inna el kelam ve eblagha'n nizam kelamullahil melikil azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حبيبين بس سنة عالم لرا رحمة için gönderdik Yüce Mevla cümlemizi sevgili peygamberimizin şefaatine eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Cumamız mübarek olsun inşallah.